biz mızlanma. Baban gelecek işten zaten yorgun argın. E diyecek bir lokma yemek yok. Ne yapacağım ben ha? Ne koyacağım masaya? Patatesli börek yapacağım. Kıyma olaydı. Şimdi sarma yapardım ama yok. Ay bir gofret olaydı. İyiydi şimdi. Bir sus be Şadiye. He senin dersin yok mu da böyle konuşuyorsun he? Ecelik oynuyorum be abla. Bir başarı olmuyor. Hadi gel sen de bizim komşumuz ol şimdi. Ben patatesleri doğrarken sen de örgü örersin. Şadiye ders çalışıyorum görmüyor musun? Hemen seninle alık oyunu da oynamam. Kimse benden oynamıyor zaten. Herkes kardeşlerine güzel oynuyor. Senin bir bildiğin ders. Niye bir kız kardeşin var ki zaten? Oyun oynamadıktan sonra ne işe yararsın sen? Tamam. Ama 5 dakika anlaştık mı? Tamam. Hem bir de ben böyle fakir ev oyununu da oynamam. Sen bana gelmişsin böyle. Biz iki kız kardeşmişiz tamam mı? Sen bebeğinle gelmişsin. Akşama kocalarımız da gelecekmiş. Biz böyle bir sürü yemekler hazırlamışız. Masada bir tek kuş sütü eksikmiş. Hadi sofrayı da hazırlayalım bari. Tamam o zaman. Ben bebeğimi yatayım. Hemen sana yardıma geleyim. Tamam. Zeytinyağlıları şuraya. Börek de burada kalsın. Börek mi yaptın abla? Yok kız. Hazır alıverdim. Ne uğraşacağım onunla? Börek mi var? Var ama akşam için baba. Ama acıktıysan ben sana çay koyayım. Bir de börek koyayım tabağa. Hadi ver bakalım. Koy. Bu ne lan? Kafayı mı yedin sen? Ha? Hani börek? Börek işte. Maytap mı geçiyorsun kızım sen bende ya? Ha? Börek dedin, mandal getiriyorsun ya. Şey baba, biz oyun oynuyorduk. Hani evcilik oyunu var ya. Ha. Yani evcilik böyle mazçuktan falan. Ha? İyi ver bakalım, tamam. Hadi. Ver. Oh. Tövbe estağfurullah. Çok güzel olmuş. Neli bu be? Peynirli baba. Kim yaptı bunu? Ben. Oh, bravo. Bak Şadiye, bir sürü hafifletici sebep var. Belki bakarsın hakim de acır halimize. Erkenden salıverir çocuğu. Olmasa da ne bileyim Balıkesir çocuk cezaevine falan yollayacaklarmış. İstediğin zaman gider görürsün. Ne olacak ki? Şuradan 15 dakika minibüsle. Ama ablacığım senin de açık açık her şeyi anlatman lazım. Söylemen gerek böyle. Yani boş yere işleme diye bu çocuk bu cinayeti. Değil mi? Para verdim, para saydım dedi adam. Demedi mi? Dedi namussuz. Ya gerizekalı mısın? Anlamıyor musun sen ya? O yüzden vermedi o parayı. Şadiye, kardeşim benim başka bir şey için verdi o parayı o. Niye verdi be? Niye verdi? Babanın ayrına mı verdi? Ha? Moskov'un oğlundan ne beklenir ki zaten? Baban için kötü konuşma. Ne diyorsun anne be? Ne diyorsun? Kızını paraladılar bugün. Tecavüze uğruyordu, tecavüze. Küçücük çocuk katil oldu, hapse girdi. Allah hepinizin cezasını versin be. Ben ne diyeyim be size, ne diyeyim be? Şadiye, başka bir şey için verdi o parayı. Oh. Neler olmuş Narin? Ne olmuş böyle kızıma? Şimdi haberim oldu. Hoş geldin Erdoğan abi. Otur bir rakı koyayım ben sana. Yok, içmeyeceğim rakı falan. E ne olacak şimdi? Ya Erdoğan abi işte gideceğiz yarın mahkemeye. Bakalım yani hani öğrenince zordu durumu oğlana ne oldu falan. Ama yani iyi şeyler söylemedi avukatım. Bu anlatılanlar doğru değildir değil mi Mehmet? Ha oğlum yani insan öz kız kardeşini satacak kadar şerefsiz olamaz değil mi? Yani dünyada böyle bir insan yoktur değil mi Mehmet? Ha yoktur. Bence de yoktur Erdoğan abi. Bence de yoktur. Şadiye benim kardeşim. Başka bir şey için verdin.
Ölmeseydi konuşturacaktım abi ben onu da. Öldü gitti be abi. Öldü gitti. Ne yapayım? Öldü gitti Kartaros. Tamam. Yasak, ayrılın. Kısa bir görüşme yapabilir mi hocam? Tamam. Amca tamam sen gel böyle. Tamam amca git sen şöyle. Zafer. İyi misin? Ben çok merak ettim seni. İyiyim ben iyiyim. Korkma. Bir laf geldi kulağıma. O ahlaksız senin için para mı vermiş Mehmet'e? Vallahi billahi öyle bir şey yoksa. Satmış seni abin diyorlar. Dedem duymuş. Bak Şadiye. Eğer böyle bir şey varsa benden korksun abi. Ya Zafer, bak vallahi billahi öyle bir şey yok diyorum sana ya. Vallahi billahi o adam hiçbir şey yapmadı ki bana. Ondan var ya, ablam ortalığı ayağa kandırdı. Ondan öyle oldu. Bak Zafer, sakın bak mahkemede böyle şeyler söyleme. Hiçbir şey olmadı bak vallahi billahi. Vallahi bak. Sanık Zafer Çamyalı. Tamam bu kadar yeter içeri gidiyoruz. Sana bir hafta müddet. Parayı getirdin getirdi. Getirmezsen ölümlerden ölünmeyen. Mehmet, az baksana bana. Gel gel bir çayını iç. Gel hele ya. Buyursun amca. Ya geçen senin kız kardeşlerini gördüm yolda. Yazık. Çok fena halleri. Üstleri başları dökülüyor. Pek acıdım. Al getir onları da birer kat elbise dikivereyim. Hele o küçük olan. En çok onun ihtiyacı var gibi. Önce ona dikivereyim. Kumaş mumaş ne lazımsa alırsın. Al al. Ben her sene hayrına böyle birkaç çocuğa diki veririm. Gençtir, özenir. Yazık. Aferin. Böyle olacaksın. Bak be, akşam sağlam bir parti var. Gel istersen, kredi açarız. Borcuna sadık adama dükkanımızın kapısı her zaman açık. Mehmet, hadi yürü sen de. Geç içeri. Adın soyadın. Doğum tarihin. Zafer Çamyalı. 4 Ocak 1985. Gereği düşünüldü. Zafer Çamyalı'nın tutuklanarak Balıkesir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na sevkine
Al Şadiye, iç biraz. Sen mutlu musun ha? Sen mutlu musun şimdi? Sen rahatladın mı şimdi? Zafer senin yüzünden katil oldu. Sen rahatladın mı şimdi? Sen var ya sen. Sen benim hayatımı sen mahvettin sen benim hayatımı. Benim senin gibi ablam yok yok. Benim senin gibi ablam yok artık yok. Ben seni hiç affetmeyeceğim ben seni. Hiç affetmeyeceğim. Benim senin gibi ablam yok. Hiç affetmeyeceğim ben seni. Şadiye dur. Şadiye. Narin, üzme sen kendini. Baksana verdiğim suya bile vuruyor yani. Üzüntüden ne dediğini bilmiyor. Sıkma canını, ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.